Dünya bugün bir cahiliye devrine girdi. Cahiliye devri ne manayı cahiliye? Allah'tan uzaklaşan, ahiretten uzaklaşan bir devrin adı cahiliye devridir. Yani dünya bilgileri var ama Allah'tan uzaklaşmış. Niçin dünyaya geldi? Geliş gidişin farkında değil. Ve bu bir cahiliye devridir. Peygamberler en çok cahiliye devrinde gelir. İnsanları tabiri kuyudan çıkartır. Efendimiz son peygamberdir, Hatem-ül Enbiya. Efendimizin gelişi peygamber olarak kıyamet alametidir. Ondan sonra peygamber yok, son peygamber. Onun getirdiği kıyamete kadar devam edecek. Fakat zaman zaman da kıyamet alametleri başlıyor. Kıyamet başlaması ne demek? Dünyanın tekrar cahiliye dönmesi demektir. Bugün modern dünya tekrar bir cahiliye döndü. Şimdi cahiliye devrinde ne vardı? Bir kabile reisleri vardı, hükümdarlar vardı. İstediği gibi idare ediyor insanları, zalimlerdi. Niye peygamberlere karşı çıktılar? Hani Nebi Lazim, peygamber ahiret haberi verdiği için karşı çıktılar. İstemediler ahiret haberi. Yani insanın fıtratında inanma ihtiyacı var. Onu putlar yaptılar, bize putlar yardım eder dediler. Hak hukuk var mıydı? Yoktu. Ne vardı? Bir güçlü kimse daima bir esiri vesaire, zayıfı, fakir, istediği gibi harcardı. Bugün dünyada ne var? Büyük güçler ne yapıyor? Dünya esaret altına alıyor. Bak ne diyor? Suriye'ye giriyor, buradan çık diyor. Ne işin var? Burası benim olmalı diyor. Ben burayı üst kuracağım diyor. Ya sığınma bir yer arayan kimseyi Akdeniz'i gömüyor, Akdeniz'i bir mezar haline getiriyor. Yani bugün cahiliye devriyle, cahiliye vicdanlar kurulmuştu. Bugün aynı şekilde gidiyor. Misalleri çok arttırabiliriz. Cahiliye evinde ne vardı? İffet, namus vesaire yoktu. Çok az insan. Bugün de aynı duruma geldi. Helal haram diye bir şey yoktu. Demek ki bugün dünya döndü, modern cahiliye geldi. Yani bu nedir? Güçlünün elinde bütün güçsüzler esir. İslamfobi diyorlar. Neye İslamfobi diyorlar? Korku diyorlar. İslam onları merhamet terk ediyor. Yasaklar var, emirler var. Bu hududunda çıkmayacaksın. İnsan gibi insan olacaksın diyor. Onlar yok diyor. Ben diyor güç sahibiyim, her şeye tabi olacak. Bakın 1944'te ne oldu? Japonya'ya iki tane bomba atıldı, iki şehir kömür oldu. Ağaç kömür oldu, insan kömür oldu, toprak kömür oldu, hayvan kömür oldu. E ne günah var o insanların? Senin onu kömür yapmaya ne hakkın var? Mesela bakın Birinci Dünya Harbi'nde, İkinci Dünya Harbi'nde 100 milyon insan öldü. Niçin öldü bu insanlar? O toprak benim olsun. İhtiras. Bugün Filistin'de ne oluyor? Müslümanların memleketinden buradan çık diyorlar. Burası Yahudi memleketi olsun diyorlar. Afrika'da ne oldu? 2 asır, 3 asır hatta. Silah zorla insanı aldı, terminallerde beklettirdi vesaire oldu. Kürek mahkumu olarak geminin altına indirdi. Gık diyeni de okyanusun ortasına attı. Yeraltı trenleri yaptılar memleketlerinde. Onları esir olarak çalıştırdılar. Ya bizim ne günah ama niye böyle yapın diyeni betonun içine gömdüler. Kim medeni, kim vahşi oğlu? İslam nedir? Bir merhamet dini, şefkat dinidir. Bunu dünyada görüyoruz bugün. Demek ki bugün bir cahiliye devrine dünya tekrar döndü.